Herkese merhaba, ben Alexandra Erzat. Yeni bir programa hoş geldiniz. Tüm dünya bir NFT fırtınasına tutulmuş durumda. Geçtiğimiz hafta Cüneyt Özdemir'in tweetini NFT olarak satmıştık. Bu satış çok konuşuldu, çok tartışıldı. Bu hafta sizlere nasıl NFT satışı yaparsınız, tweetlerinizi NFT olarak nasıl satarsınız ve sanal bir cüzdan nasıl oluşturursunuz bunları göstermek istiyorum. Geçtiğimiz ay Beeple adıyla bilinen Mike Wincom'un 69.3 milyon dolara bir NFT satışı yapmıştı. Bu satış çok konuşuldu, çok tartışıldı. Fakat gelin görün ki Beeple'a kötü bir haber geldi. Beeple'ın bu tarihi satışın ardından 10 milyon dolardan fazla vergi ödemesi gerektiği ortaya çıktı. Insider'da yer alan bir habere göre Amerika Birleşik Devletleri Gelir İdaresi kripto paraları bir para biriminden ziyade bir sermaye varlığı olarak görüyor ve sermaye kazancı vergisi ödemeyi zorunlu kılıyor. Ve bu yüzden NFT'ler %28 gibi yüksek bir oranda vergilendiriliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Gelir İdaresi'ne ellerindeki tüm dijital varlıkları bildirmeyenleri ise yüksek para cezaları bekliyor. Geçtiğimiz hafta Facebook'un 533 milyon kullanıcısının bilgilerini bir hacker platformuna sızdırmasının ortaya çıkmasının ardından hepimizin aklına aynı soru geldi. Acaba benim de bilgilerim çalındı mı? Facebook'tan sızdığı ortaya çıkan kişisel veriler arasında Türkiye'den de 19.638.821 kişinin bilgileri bulunuyor. Sızdırılan bilgiler arasında kişilerin isimleri, e-posta adresleri, doğum tarihleri, telefon numaraları ve konumları yer alıyor. Gelin hepimizin aklını kurcalayan o soruya birlikte yanıt arayalım. Bilgilerimiz sızdırılmış mı birlikte kontrol edelim. Bilgilerimizin sızdırılıp sızdırılmadığını kontrol etmek için haveibeenpimped.com sitesine giriyoruz. Sonrasında e-mail adresimizi veya telefon numaramızı başına sıfır koymadan giriyoruz. Böylece sızıntı listesinde olup olmadığımızı öğrenebiliyoruz. Hey Siri'nin ardından Hey Spotify diyerek telefonumuza dokunmadan istediğimiz müzikleri ve podcastleri dinleyeceğimiz dönem çok yakında. Özellik şimdilik bazı kullanıcılar için hizmete sunuldu. Elbette bu habere sevinenler kadar ardında farklı amaçlar olduğunu düşünenler de var. Bazıları da uygulamanın bu sayede kendilerini dinlemeyi amaçladığını düşünüyor. Spotify ise uygulamanın Hey Spotify komutu ve sonrasında söylenenleri dinleyeceğini açıkladı. Ne demişler? Müziğini seven, telefonun dinlenmesine de... Pardon. Her şeyi bilenlerin her konu hakkında her saat konuştuğu uygulama Clubhouse, içerik üreticilerinin para kazanmasının önünü açtı. Ödemeler özelliği sayesinde konuşmaların gerçekleştiği odaları açarak moderatörlük yapan kişiler kullanıcıların yaptıkları bağışlarla para kazanabilecekler. En iyi yanı ise Clubhouse hiçbir komisyon kesintisi yapmadan yapılan tüm bağışları içerik üreticilerine ulaştıracak. Sistem şöyle işliyor. Kullanıcılar bağışta bulunmak istedikleri içerik üreticisinin profil sayfasını açtıktan sonra para gönder butonuna dokunarak istedikleri miktarda bağışta bulunabilecekler. Clubhouse geçtiğimiz aylarda bir fenomene dönüşmüştü. Fakat gelin görün ki sosyal medya devlerinin benzer sistemler geliştirmesiyle ve uygulamanın popülerliğini yitirmesiyle birlikte Clubhouse önümüzdeki aylarda belki de hiç kullanmadığımız bir uygulama olacak. Ülkece birkaç haftalığına yaptığımız hafta sonu tatili sona erdi. Artık hafta sonları evdeyiz, restoranlar da kapandı. Bir yandan da okullar tamamen açıldığında sınıflar nasıl havalandırılmalı tartışması sürüyor. Yapılan bazı araştırmalar doğru havalandırmanın koronavirüsün yayılmasının önlendiğini ortaya koyuyor. Gelin konu hakkındaki görüşünü bir bilim kurulu üyesine soralım.
Hocam doğru havalandırma ne kadar önemli? Doğru havalandırma nasıl yapılmalı? Doğru havalandırma deyince aslında koronavirüs sürecinde taze havayla iklimlendirmeden bahsetmek doğru bir yaklaşım olacaktır. Zira biraz altını açarak gideyim. Örneğin çoğu yerde biliyorsunuz büyük şehirlerimizde iş yerleri plazalarda ve taze havayla iklimlendirilemiyorlar. Her ne kadar evet filtreden geçiriyoruz, dışarıdan temiz hava alıyoruz dense de sonuçta içeride dolaşan havanın doğrudan dışarı havasının aynısı olmayabileceğini artık hepimiz biliyoruz. Bu nedenle doğru havalandırma dediğimiz dışarıdaki bildiğiniz havanın içeriye girmesi. Bir kere buna karar vermek gerekiyor, bunu bilmek gerekiyor. Peki bu nerelerde gerekti? İş yerlerinde gerekti en başta çünkü iş yerleri kalabalık. Plazalarda bu geçerli, fabrikalarda geçerli, dışarıdan temiz havanın doğrudan cam açılıp girmesi. Yine evlerimizde geçerli çünkü evimize gidiyoruz. Herkesin evinin büyüklüğü çok uygun olmayabilir. Ayrıca evde dışarıdan giden gelen bir birey varsa, çalışan bir birey varsa evdeki çocuklara, eşine ya da büyüklerine bulaştırma ihtimali olabilir. Keza evler için de geçerli bu söylediğimiz. Yine bir başka husus ise toplu taşıma doğru havalandırmada. Örneğin minibüsler, otobüsler, metrolar mutlaka en az bir camı dışarıdan içeriye temiz hava alacak şekilde olması gerekiyor ki koronavirüs içeride seyrelsin, bulaş riski azalsın. Çok açık hocam, bir şekilde. Okullarda nasıl yapılması gerekiyor? Okullar için söyleyeyim aynı şekilde. Okullarımızda da biliyorsunuz zaten seyrekleştirilmiş bir eğitim söz konusu. Seyrekleştirilmiş eğitim dahilinde de sınıftaki çocukların bir grubu pazartesi salı, bir grubu perşembe cuma günü gidiyor hepimizin bildiği üzere. Ve okulda aralıklarla oturuyorlar. Bunun yanında okullarımızın da çocukları tabii üşütmeyecek şekilde, belki doğrudan üzerlerine esecek şekilde değil ama varsa vasistas dediğimiz üst camların açılması ya da her 20 dakikada bir temiz havanın açılıp içeriye hava girmesine müsaade edilmesi, sonra camın kapatılması, cam kapalı olduğu zamanlarda maske takmaya mutlaka dikkat edilmesi hem öğretmenlerimiz için hem çocuklarımız için en doğru yaklaşım olacaktır. Şimdi hocam diyelim ki ben bir iş yerindeyim veya bir sınıftayım. Benim tek başıma maske takmam etkili olur mu yoksa diğer herkesin de maske takması gerekiyor mu? Evet, salgın sürecinin başında açıkçası sadece hastaların maske takmasının korunabileceği gibi bir yaklaşım söz konusuydu. Dünya Sağlık Örgütü böyle düşünüyordu. Pek çok literatürde böyleydi. Ama geldiğimiz aşamada artık pandemi kapsamında baktığımızda özellikle çok yüksek vaka pozitifliği olduğunu, hatta mutant virüsün de göz önüne aldığımızda ise bu sefer eğer iş yerindeki herhangi bir kişinin ya da diyelim ki bir metrodaki, toplu taşımadaki herhangi bir kişinin maske takmaması söz konusu olursa ve o kişide koronavirüs varsa diğer kişiler maske taksa bile bulaş ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylemek mümkün. Bu neden nedir ki? Açıkçası hasta olan ya da olmayan iş yerinde ya da toplu taşımada ya da diğer toplu bulunan yerlerde şu an için herkesin maske takması doğru bir yaklaşım olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.